Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir mutfak boyama projesi yapacağız, uygulayacağız. Bu mutfak daha önce evimizin karşısında bir çöpe atılmıştı, apartmanın önüne. Ben bu mutfağı aldırdım, atölyeye getirdim. Son derece kötü bir mutfaktı. İç kısmı boyanmamış. Bunu boyadık, bir müddet kullandık, 2 yıl kadar. Artık sıkıldık, rengini değiştirelim dedik. Boyadığımız bir zemini tekrar boyayarak, hiç zımpara yapmadan, daha önce de zımpara yapmadan boyamıştık. Şimdi de boyadığımız bir zemini zımpara yapmadan boyayacağız. Kullanacağımız renkler alt dolaplarda Karabağ, üst dolaplarda Vardar rengimizi kullanacağız. Alt üst farklı renkler olacak. 4 saat sonra bekleyeceğiz, kurusun. Kuruduktan sonra likör vernikle vernikleyeceğiz. Kullanacağımız malzemeler kadife sünger rulo ve fırçamızdır. Arzu edenler bantlaması gereken yerler için bantlarını önceden hazır etmelidirler. Bu bantlar son derece kaliteli olmalıdır. Yapışkanı kötü olunca boyadığınız yerlerde kalkmalara sebebiyet verir. O yüzden iyi bant kullanmanızı, iyi kağıt bant kullanmanızı tavsiye ederim. Bir karıştırma çubuğuna ihtiyacınız var. Herhangi bir çubukla boyalarınızı rahatça karıştırabilirsiniz. Bir kahve fincanı miktarında 1/1.3 kilogram boyaya bir kahve fincanı miktarında su koyup karıştırarak boyama işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi bu işlemi yapmak üzere başlıyoruz. Dolaplarımızı boyayacağız. Ancak unutmadan kulplarınızı çıkarmalısınız. Kulpları çıkarmak için bir tornavidaya ya da bir matkaplı tornavidaya ihtiyacınız, şarjlı makineye ihtiyacınız varsa bunları temin etmelisiniz ve dolap kulplarınızı çıkarmalısınız. Ve örtülerinizi yayarak boyamaya başlamalısınız. Homojen bir karışım olması gerekiyor. Çok ince şeylerle karıştırmamanızı tavsiye ederim. Bakın böyle delikli boya karıştırıcıları kalın olsun karıştıracağınız şey. Çünkü iyi karışım olmaz. Bir kısmı sulu kalır boyanın, bir kısmı boyanın kendi hali olarak kutuda kalmasın. İyice karıştırdıktan sonra boyanızın akışkan bir boza kıvamında olması gerekiyor. Biz şimdi boyamaya başlıyoruz. En orta yere getiriyoruz, boyamızı sürüyoruz. Eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Önce kıyı kenar köşelere sürüyoruz. Şuradaki aralıktaki kısımlara sürüyoruz. Hatta bunu fırçamızla da yapabiliriz. Rulonun ucuyla, şu ucuyla yapabilirsiniz. Ucunu getirip buraya. Ya da rulonun ucu da kafi gelmiyorsa getirip rulonuzu daha sonra kullanmak üzere aralarda sürersiniz. Bu ara kısımlara getirip fırçanızla sürersiniz. Kaşıkla alır gibi boyanızı alırsınız. Aralara bir kere de sürersiniz. Ondan sonra başlarsınız boyamaya. Bakın araya sürmemişim, unutmuşum. Onları şimdi tamamlayayım. Çünkü dolabın ara kısımları var. Onları şimdi tamamlayayım. Fırçayla da boyayabilirsiniz. Çok bastırmadan fırçayla da boyama yapabilirsiniz. Fırça daha iyi yüzeye boya bırakır aslında. Çok bastırmadan fırçanızın tuşesi az olacak şekilde fırça ile de boyama yapabilirsiniz. Burada gösterelim en azından. Ama daha düz, daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek için rulonuzla daha önce taramasını yaptığınız yüzeye
Şimdi burada yüzeyde çok fazla boya oldu. Sünger rulonda da çok fazla boya var. Önce eşit bir şekilde boyayı yüzeye dağıtıyorum farkındaysanız. Dağıttıktan sonra bu kısım çok önemli. Hiç bastırmadan, önce bastırarak dağıtıyorum. Ortadan dışarıya doğru gidip oradan diğer taraflara boya götürüyorum. Ondan sonra bastırmadan rulomla yavaş yavaş rulomun kendisi hareket ediyor. Ben sadece onun dönmesini sağlıyorum iterek, bastırmadan. Tamamını boyadım. Boyadıktan sonra hiç bastırmadan taramaya başlıyorum. 1-2 Bastırmamak ve kaldırmamak çok önemli bu esnada. Çünkü ortada kaldırırsanız iz yaparsınız. Ortada kaldırmamalısınız. Bastırma, kaldırma, yavaş ol lafı son derece önemli. 1-2 Dibine kadar, sonuna kadar gelmelisiniz. Boyanmamış yer varsa üstünden bu şekilde birkaç kere gidip gelebilirsiniz. Eğer rulonuzda fazla boya var ise o boyanın fazlasını, burada diyelim ki çok fazla boya var. Bu boyanın fazlasını, buradaki fazlayı getirip buraya sürüp ikinci kapakta yüklenmiş olan fazlalık boyayı ikinci kapakta bırakabilirsiniz. Bakın burada da aynı şekilde ikinci katı, rulomdaki boyanın fazlasını buraya atıyorum. Sonra gelip o fazlalığı tekrar, fazla boya varsa o fazlalığı bu yüzeyden yavaşça alıyorum. Boyanmamış yeri üstünden birkaç kere giderek boyayabiliyorsunuz. Ama dikkat edeceğiniz bir nokta var. Bu kenarlar, özellikle şu kenar kısımlar, boyayı ince sürmeden boyamalısınız. 1 milim kadar yüzeyde boya bırakmalısınız. İnce olursa, soğan zarı gibi ince sürülmüş boya çıkar vernik atarken. O yüzden bu kısımları önce boyayıp buralarının da iyi boya aldığından emin olmalısınız. Şu sivri yerlerinin. Çünkü vernik atarken ince olan boya oje gibi hemen sıyrılır, ıslanır ve sıyrılır. Gördüğünüz gibi iki kapağı boyadık. Özetlersek temelde boyayı ortaya koyuyoruz. Eşit bir şekilde yayıyoruz. Sonra da hafifçe tarıyoruz. Biz kapakları sökmeden boyadık. Siz kapaklarınızı sökerek, çıkartarak başka bir alanda boyayıp sonra takabilirsiniz, montaj yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Biz sökmedik, sadece kulplarımızı söktük ve bu şekilde boyadık. 4 saat sonra bunu vernikleyeceğiz ve 2 kat vernik atacağız. O safhayı da ayrıca sizinle paylaşacağız. Efendim, kanalımıza üye olmayı unutmayınız. Bu videoların devam etmesini istiyorsanız, öğretici videoları yapabilmemiz için bizim de motivasyona ihtiyacımız var. Bizi izlemeye, like yapmaya ve kanalımıza üye olmaya devam ediniz. Hoşça kalın.